Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim, Telegram'daki kardeşlerim, WhatsApp grubundaki müşteriler, dostlar, canlar, YouTube'daki sevenlerim. Buradan kucak dolusu herkese sevgiler. Şimdi bugün iddiada ne şekilde para kazandığım konusunda birçok insan, benim eski üyelerimin birçoğu taktiğimi kaptı. Taktiğim zaten alenen göz önünde. Canlı maçlarda, basketbolda hızlı oynayan takımı 24 saniye kuralını uygulamadan avantajlı şekilde hızlı oynayan ve pota altında rahat rahat sayıya ulaşabilen takımlara üst oynuyorum. Basketbolda bu şekilde para kazanıyorum. Benim birinci para kazanma taktiğim basketbolda budur. İzlediğimde bana reaksiyon veren, hızlı oynayan basketbol takımına atabileceği maksimum sayıyı hesaplayarak, periyotları hesaplayarak ve pota altında nasıl şutu değerlendirdiği konusuna baktığımda avantajlı görüyorsam ona rahatlıkla üst oynarım veya handikap oynarım. Ayrıyeten futbola geldiğimiz zaman. Futbolda şimdi birçok insan futbol oynuyor. Futbol kuponlarında şunu yapacaksınız dayı. Dakika 20. Mesela dün gece River Plate maçı vardı. Dakika 20'de gol yok ama takım hızlı. Gol atmak istiyor. Misal veriyorum. İşte bir puana ihtiyacı var. 3 puana ihtiyacı var. İşte Avrupa'ya gidecek. Yok şunu kovalayacak. Yok bunu İddiası olan takımların taç atışlarında, korner esnalarında, topu oyuna sokma süresine baktığın zaman eğer hızlı, yani bir Caner Erkin'lik, Emre Belezoğlu'luk, Volkan Demirel'lik varsa, bir hız varsa, bir reaksiyon varsa o maça en çok gol ikinci yarı seçeneğiyle kuponlarınızda para kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Dün River Plate'i öyle yaptım. Dakika 20'de baktım gol yok. 45'e kadar bir tane atmış. İkinci yarıda bir baktım maç 3-1 bitmiş. En çok gol ikinci yarı çıktığı için benim kupon tuttu. Bak unutmayın, futbol, basket hep izleyeceksiniz. İzlemeden para kazanılmıyor kolay kolay. Tamam, maç öncesi analiz yaparsınız. Mesela bugün Şampiyonlar Ligi maçları var. Hepsi iyi takım. Şimdi baktığın zaman Dortmund iyi, Madrid iyi, Atletico Madrid. İşte Barcelona iyi, PSG iyi. Yani bunlar analiz de yapsan canlı maç oynandığı dakika, ilk 5 dakikada ne yapacağını belli eden takımlar. Canlı daha çok kendini belli ediyor ama maç öncesinde biraz daha seçmek zor oluyor. Bilginiz olsun. Olabildiğince canlıyı yakalamaya çalışın. Ha, maç öncesi kupon yaparsanız, ki ben de yapıyorum zaten. Ama ben ne yapıyorum? Çeşitli fazla kupon yapmaya çalışıyorum ve parça parça miktarlarda basmaya çalışıyorum. Mesela şu an benim 10.000 TL param var. Bak. 5 tane futbol kuponu yaptım. Bu 10.000 TL'nin 5.000'ini 1.000 olarak 5 kupona böldüm, bunlara bastım. Kalan 5.000'i de canlı yasaklarım. Para böyle kazanılır. Yok ben bir tane maça %100 emin olacağım. Yok sağdan şikeciden, yok soldan bankocudan maç alacağım. Yok Hüsnü iddia, yok Fazıl bet, yok şu, yok keriz iddia. Dayı geçin o işleri. Oğlum senin gördüğün sanadır yani. Misal şimdi bak, bana özenip bu işe giren insanlar da var ama dayı benim gibi olabilirsin, benim kelimelerimi kullanabilirsin ama benim fikrime nasıl ulaşacaksın? Benim izlediğim maçta yaptığım istatistik analiz sende olamaz. Benim beynim bende, senin beynin sende. Yani herkes kendiyle savaşmalı bu hayatta. Kendi başarısını ortaya dökmeli. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bakıyorsunuz sosyal medyada abi bankocular almış başını gidiyor. Şimdi bir de Telegram'a biz geçtik ya. Bilmem ne canlı iddia, yok bilmem ne iddialar. Reklamlar açıyorlar, topluyor milleti Telegram'a. Oradan da sitelere çekiyorlar. Bilmem ne bet. Kavun bet, çiçek bet, o bet, bu bet. Ya oğlum, bıkmadınız mı amına koyayım? Ben bıktım artık size daha uyarmaktan. Kardeşim, eğer para kazanmak istiyorsanız doğru adamla karşına, gözüne baktığın zaman bu adam net küfür eden ama doğru konuşan bir adamla çalışın. O da benim amına koyayım. Benim gibi bir adam da olsa vallahi ben gideceğim, selamun aleyküm, gel beraber yapalım diyeceğim ya. Yok. Herkesin garip garip alttan böyle fake hesaplardan garip kare kare işleri var amına koyayım. Doğru olur oğlum. Doğru adama kim karışacak? Ne diyecekler? Bak ben 6-7 yıldır bu işi reklamla, oyla buyla YouTube'da yapıyorum. Allah şükür boynumuz ak. Boynumuz dik. Anlatabiliyor muyum? Yapacaksanız sağlam yapın. Bu kaçakçılara söylüyorum. Yapmayacaksanız da milleti sikmeyin de bize ceremesi kalmasın amına koyayım. Bana her gelen diyor ki beni Yunus dolandırdı, beni Ahmet dolandırdı, beni Mehmet dolandırdı. Bize gelince El Fatiha. İşim zor ama ne yapacağız? Yılmayacağız. Kolpalara, sahtekarlara, dolandırıcılara inat, doğruları konuşacağım. Para kazanmak isteyen birçok insan var. Durumu kötü olan çok insan var. Gülüyorum, ediyorum, evet burada dalga geçiyorum, şey yapıyorum ama
acınası halde de çok insan var. Özellikle şu Bonanza, Ghetto Olympus muhabbetlerine bulaşanlar. Ülkenin hali var ya çok fena. Amına koyayım gidiyorum çiğ köftecide, çiğ köfteci bile çıkıyor. Bonanza oynuyor. Oradan spin sesleri geliyor. Anlamadım ki. Vallahi billahi ya. Devlet de artık şu yasal iddiaya bu oyunu mu koyacak? Ya da bunları komple engelleyecek mi? Ne yapacaksa yapsın da kurtulalım da. Gidip millet var ya Kur'an çarpsın, takılarını bozduruyor, onu bunu bozduruyor. Hayatlar kararıyor dayı. Vallahi billahi. Üzülüyorum. Keşke kıymetimizi bilseler.